Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki açı kenar bağıntıları konusundaki üçgen eşitliği konusunun kazanım testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. X'in kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Hemen şunu araya alalım. 3x eksi 2 toplamlarıyla farkları arasında 8 ile 4'ün farkları 4 toplamları da 12. Denkleme 2 eklersek 6 küçüktür 3x o da küçüktür 14 yapar. 3'e böldüğüm zaman 2 Küçüktür x o da küçüktür 14 bölü 3 yapar. 14 bölü 3'ün yaklaşık değeri nedir arkadaşlar? 4 kere 3 12. Valla 4 virgül kaç? İşte 4 virgül 6 gibi bir şey galiba değil mi? Evet. 4 virgül 7 gibi bir şey. Hatta 8 gibi bir şey. Neyse. 4 virgül 8 gibi bir şey. Şimdi bizden ikisini alacak. Kaç farklı tavsiye değeri var, de değer vardır diye soruluyor. Hocam x buradan 3 değerini de alır. 4 değerini de alır mı? Alır. Yani kaç tane değeri varmış? 2 tane değeri varmış. Cevap A seçeneği oldu. Geldik bir sonraki soruya. Verilenlere göre BC'nin alacağı kaç farklı tam sayı değer vardır diye soruluyor. Ya da toplamları soruluyor bize. X diyelim buraya. Bir burada üçgen eşitliği. X toplamları ile farkları arasında toplamları 8 farkları da 4 yapıyor. 4 ile 8 arasında. Bir de büyük üçgende X bir kenar olduğu için toplamları 11 farkları da kaç yaptı? 5 yaptı. Şimdi iki tane geldiği zaman küçüklerde büyük olan aralığı daraltacağız da ya. Büyüklerde de küçük olanı alacağız. Yani bizim X'in asıl aralığı ne oluyor? 5 küçüktür x küçüktür 8 mi oldu? Evet. 6 ve 7 değerlerini alır. Bunların da toplamı kaç yapıyor? Bunları da toplayacak olursak cevap 13 yapıyor. Cevap D seçeneği oldu ikinci soruda. Geldik 3'e. Dik tabanı keş parçaya bölmüş. Ne var burada? Özel bir durum var. O özel durum nedir arkadaşlar? Yüksekliğin tabanı keş parçaya bölmesi aklımıza x kenarı oluşturur. Getirir daha doğrusu. Hemen x kenarı getirdik. Aklımıza gelen başımıza geldi. 6 ise burası da 6 mı? Evet. Sonra benden AB'nin şuranın değeri isteniyor. E burada bir üçgen eşitliği yaparız kardeşim. X toplamlarıyla yani 6 artı 2 8 ile 6 eksi 2 4 arasında olacak. X'in en büyük tam sayı değeri isteniyor. O zaman cevap ne olacak? 7. Yani B seçeneği oldu. Geldik 4'e. Evet X'in kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Arkadaşlar bir kere buradaki dik üçgende bu hipotenüs olduğu için X kesinlikle ama kesinlikle 11'den büyük müdür? Büyüktür. Sonra ne yapacağız? Bir de burada üçgen üçgenesliği yapalım. Hocam X toplamları ile farkları arasında 19 ile farkları kaç yapıyor? 7 mi yapıyor? 7 arasında. 2 aralık geldi. Bir bu geldi bir bu geldi. Bir 7'den büyük bir de 11'den büyük. Ne yapıyorduk? Küçüklerde büyük olanı arıyorduk. Yani X'in aralığı kesinlikle ama kesinlikle 11'den büyük olmak zorunda. Burada da üst sınır var. Yani 19'dan küçük olsun diyor. Burada kaç tane değer vardır o zaman? 19-11- eksi bir tane değer vardır. 19'dan 11 çıkarsa kaç kalıyor? 7 kalıyor galiba değil mi? Evet. 19'dan 11 çıktı. Bir de 1 çıkarttık. Cevap 7 yaptı. Yani cevap E seçeneği oldu. Geldik 5'e. Şimdi üçgen eşitliği uygulayacağımız belli. Toplamlarıyla farklar arasında 1 ile 15 arasında ama burada bir şey vermiş. Bunu da kullanacağım. B açısı büyüktür. C açısı dediğine göre B'nin karşısındaki X büyüktür. C'nin karşısındaki 7'den X büyüktür 7. Ha 2 aralık geldi yine karşımıza. Bir bu bir de bu. Bak x burada 1'den büyük, x burada 7'den büyük. 2 tane geldiği zaman küçüklerde büyük olanı alıyorduk. Yani 7 küçüktür x olmak zorunda. 1'den büyük hem de 7'den büyük ya. Büyük olan 7. Aralığı da araltıyoruz. E bir de 15'ten küçük. Üst sınırda 15 oldu. Kaç fark, tam sayı değeri vardır? Hocam 15 eksi 7 eksi 1 tane değer vardır. O da kaç yapıyor? 7 tane yapıyor. Cevap A seçeneği oldu. 5. soruda geldik. 6'ya. ABC'de dörtgen demiş. Buna göre diyor çevresinin alabileceği değer isteniyor arkadaşlar. A, B, C, D diyelim. Şimdi üçgen eşitliği uygulayacağımız belli. 12 araya alalım. Toplamları ile farkları arasında. A artı B ile A eksi B arasında. Eyvallah. E alttakinde de üçgen eşitsizliği uygulayacağımız belli. C artı D ile C eksi D arasında olacak. Eyvallah. E şimdi ne yapıyorsunuz? Hocam bizden ne isteniyor? Çevre A artı B artı C artı D isteniyor. A ben burada A artı B'yi 13 yazarım. Burada da 13 yazarım. Sonra 13 artı 13'ten 26 dersiniz. Ve cevap yanlış çıkar. Niye? Kardeşim A artı B tam sayı olsun diyor mu sana? Hayır. E niye A artı B'ye tam sayı yazıyorsun? Ya da C artı D tam sayı olsun diyor mu? Hayır. Niye tam sayı yazıyorsun? E ne yapacağız hocam o zaman? Bu şekilde olduğu zaman tam sayı demediği sürece çünkü bizden toplamının yani A artı B artı C artı D'nin toplamının en küçük tam sayıları Ya buna sınır noktasını yazarsın. Bu 12'den büyük ya 12'den büyük. Bu da aynı şekilde 12'den büyük yazarsın. Toplamları hocam o zaman 24'ten büyük oluyor deyip cevaba 25 dersin bu şekilde yaparsın. Ya da taraf tarafa toplarsın. Buradan bir şey geldi. 24 küçüktür. A artı B artı C artı D geldi. Topladığımız zaman bak A artı B artı C artı D'nin en küçük değeri 24'ten büyük olduğu için 25 diyebiliriz. İster sınır noktalarını yazıp ona göre yorum yap. istersen de bu şekilde yorum yap. Tamamen sana kalmış. Ben genelde sınır noktalarını kullanıyorum ama sana kalmış. A artı B artı C artı D isteniliyorsa matematikten biliyorsun toplarsın. Toplamı da bu şekilde elde eder miyiz, Elde ederiz. Yani cevap 25 oldu. Cevap A seçeneği oldu. Böylelikle bitirdik mi bu testte? Bitirdik. Sırada ne var? Sırada Pisagor eşitsizlikleri var. E o zaman bir sonraki videoda Pisagor eşitsizlikleri testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.